Bugün Trabzon Meydan'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Film Atölyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında Trabzon halkının görüşlerini alacağız. As 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir planınız var mı? Eşimle bir hediye alacağım ve evlilik yıldönümümüzü kutlayacağım. Teşekkürler. 8 Mart size neyi ifade efendim? Kadınları günü, kadınları bayramı. Sonra da ben Azeri'yim, Türk değilim. Bütün bizim Azeri bayanları da kutluyorum. Hem Türk bayanları aynı kutluyorum. Her zaman hep bizim sözümüz geçsin. En önemli o. Öyle de olmuyor mu? Öyle de olmuyor mu? Yok, olmuyor. Biraz Türk erkekler kedi sözlerini çevirmeye çalışıyor. Tabii haklısınız. Biz Azeriler, yabancı millet, biz bayanlar fazla konuşuyorlar, her şeyi yapıyor ama burada öyle değil. Çok büyük baskı erkeklerden görüyoruz. Her onların sözü de burada geçiyor. Öyle. Ben bütün erkekler adına sizden özür diliyorum efendim. Yok, kötülük değil ama istiyorum değil ki, sadece büyük şeyi erkekler konuşuyorlar ondan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü size neyi ifade ediyor? Bu tip günler kapitalizmin tüketimi artırmak için ortaya çıkardığı günlerdir. Ben evliyim. 2 de kız çocuğum var. Benim 8 Mart'la bir alakam yok. Çünkü ben her gün eşimi düşünüyorum. Her gün çocuklarımı düşünüyorum. 8 Mart'mış, 10 Mart'mış. Öyle günlerle sınırlı değil. Kadınlarımızı her gün düşüneceğiz, her gün seveceğiz. Onların istikballeri için çalışıyoruz. Peki, çok teşekkürler. İyi günler. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii. 8 Mart sizce neyi ifade ediyor? 8 Mart ne ki? Nasıl, bilmez misin? Hayır. Bence çok büyük bir şey. Ne ki o? Biz kimiz? Kadın. Dünya Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadına şiddete hayır. Başka? Kadınlara el kalkmasın. Neden kadınlara şiddet uyguluyorlar peki? Çünkü eziyorlar. Ama neden ezilmesine izin veriliyorlar? Yani bizi güçsüz zannediyorlar. O zaman kendimizi güçlü göstermek için bir şeyler yapmak zorunda değil miyiz? Evet. Günler. Sağ olun, size de iyi günler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir planınız var mı? Bir planım yok. Neden? Kadınlar Günü sadece bir kadına özel olduğunu düşünmüyorum. Bütün kadınlara özel olduğu için sadece bir kişiye ait onu planlamak bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Merhaba efendim. Merhaba. 8 Mart size neyi ifade ediyor? 8 Mart bildiğiniz gibi Dünya Kadınlar Günü'dür. Bugün tabii çeşitli etkinliklerle dünyanın her yerinde olduğu gibi memleketimizde, Türkiye'mizde de kutlanmaktadır. Esasında Kadınlar Günü sadece bir gün değil, 365 gün kutlanmalı. Çünkü kadınlar annemiz, efendim her şeyimiz, başımızın tacı. Peygamber Efendimiz bile cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Babaların ayakları altında dememiştir. Haklısın. Evet. Peki 8 Mart'ta bir planınız var mı eşinizde? 8 Mart'ta işte arkadaşlarla uygun gördüğümüz bir yerde toplanıp bir sabah kahvaltısı şeklinde bir program yapacağız inşallah. İşte bu şekilde bu güzel günü arkadaşlarımızla birlikte kutlamış olacağız. Her yıl olduğu gibi işte bu sene de bu şekilde kutlamayı düşünmekteyiz. Peki amcacığım, buradan eşinize bir selam gönderebilir misiniz ya da istediğiniz bir mesaj? Eşim, kameraya doğru bakarsak, dünyanın en iyi insanıdır. Eşimle evlendiğim, bir yuva kurduğum için son derece memnunum, mutluyum. Dünyanın en talihli bir insanı olarak kendimi
görmekteyim, düşünmekteyim. Ve bu mutluluğu, bu huzuru hemen herkesin yaşamasını, tatmasını diliyorum, temenni ediyorum. Çok teşekkürler amcacığım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bir şey değil. Sizler de sağ olun. Gençler var olun. Sizin de başarınız için, hayatta daima muvaffak olmanız için canı gönülden bunu Allah'tan diliyorum, temenni ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler amcacığım, sağ olun. Amcacığım nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyiz. Sağ olun, ben de iyiyim. Kadınlar sizin için ne ifade eder? Kadınlar benim için, kadınlar bir annedir. Kadınlar olmaz, erkekler olmaz. Erkekler olsa kadınlar olmaz. Bir melek de benim için yani. Kadınlar iyidir. Peki eşinize 8 Mart'ta ne yapmayı düşünüyorsunuz beraber? Kadınlar 8 Mart'ta onu alıp bir gezmeye gider. Bir yerde otururuz, yemek yeriz, eğleniriz. O düşünceli. Peki eşinize buradan bir selam mesaj göndermek ister misin? Eşim Serpil'e selam eder, yanaklarını öperim. Sizce artan kadın şiddetinin sebebi nedir? Ne diyeyim kızım? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Aldatmacalardır yavrum. Aldatma. Aynen, aynen aldatma. Başka bir şey değil kızım. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane kardeşimle birlikte röportaj yapacağız. Evet, onları ilk önce bir tanıyalım. Adın ne? Azra. Azra. Ben de Yunus. Senin adın ne? Arda. Ne? Arda. Arda. Azra, annen senin için neyi ifade ediyor? Annem benim için her şeyi ifade ediyor yani. Hadi annene buradan o zaman el sallayalım. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Bir sorum olacaktı da, 8 Mart size neyi ifade ediyor? Şimdi 8 Mart Türkiye'de bize hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Türkiye'de zaten hani yıllardır ki haberleri artık izleyin, 2 yılın dökümünü alın. Yıllardır artan kadın şiddetlerinden sonra zaten bize artık hiçbir şey ifade etmiyor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ama etmiyor yani. Bence kutlanmasının da hiçbir mantığı yok. Bence bunun için ne önlem alınabilir? Bunların araştırılması lazım. Hani yetkili merciler artık hangi birimlerse bunları inceleyip bence bunu azaltmanın yoluna gitmeliler. Bugünü kutlamanın bence bu yıl bence bu kutlanmamalı. Protesto etmeliyiz yani. Ya protesto değil, bence önlem alınmalı. Peki sizce artan kadın şiddetlerinin sebebi ne? Birincisi kadınlarımız çok cahil, çocuklarını eğitmeyi bilmiyorlar. Bizim ülkemizde erkekleri ön plana çıkarıp hani kız çocuklarını ezmeye çalışıyorlar ve erkekler gereksiz egoya sahip oluyorlar. Doğru, gülmeyin bence. Çünkü gereksiz ego sayesinde büyüdüklerinde kendilerini bir şey zannediyorlar. Tatmin edemedikleri egoları kadınları ezerek, şiddet göstererek, onları bastırarak çıkarmaya çalışıyorlar. Bence kadınlarımız çocuklarını eğitmeyi önce öğrensin, sonra erkeklerimiz büyümeyi ve kendilerini geliştirmeyi öğrensin bence. Çok içiniz dolmuş gibi ama. Evet, dolu çünkü artık televizyon izlemiyoruz, haber izlemiyoruz çünkü hep kadın cinayetleri, gençler, tecavüz edilenler, öldürülenler. Yani gelecek jenerasyonu ben sonunu iyi görmüyorum mesela. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Çok. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı da. Tabii, buyurun. Sizce artan kadın şiddetlerinin sebebi nedir? Bence erkeklerin egolarını tatmin edememesi ve kendilerine hakim olamamaları. Cidden böyle mi düşünüyorsunuz şu an? Evet, gerçekten öyle düşünüyorum. Biri sizi üzmüş herhalde. Hayır, asla, tabii ki de. Peki, teşekkürler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadınlar Günü neden 8 Mart'ta kutlanmaktadır? 8 Mart Amerika'da bir kadının seçme ve seçilme hakkına hak arama mücadelesidir. Ama ülkemizde Atatürk tüm dünya devletlerinden önce bu hakkı kadınlarımıza vermiştir. Atatürk'ün kıymetini bilmeliyiz. Peki 8 Mart'ı yani dünyaya kadınlara armağan ettiğimiz günü sadece bir güne sığdırmak nasıl bir düşünce, hani yani nasıl sizin için? Her gün
gün kutlanmaz yani, bir gün sonuçta bayram da bir gündür. Yani ama kadınların değerini her gün bilmeliyiz. Bir gün kutlayalım tamam, ama her gün onların değerini bilmeliyim. Peki 8 Mart'ta eşinizle bir planınız var mı? Hani bir yere gitmek, yemeğe çıkmak gibi. Yemek yemeye falan gidiyoruz yani, kutlama. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhabalar, iyi misiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun. Peki 8 Mart size neyi ifade ediyor? Ben Afganistan öğrenciyim. Ben bir kadın olarak Afganistan'daki kadınlar için gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü orada gerçekten çok ezilmiş kadınlar var. O kadınlar için mutluluk diliyorum. Yani onların mutlu olmasını istiyorum. Biz de efendim, biz de. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir planınız var mı? Bir planım yok doğrusu. Yani birilerinin bana Kadınlar Günü kutlu olsun, iyi ki kadın olarak doğmuşsun diye tebrik etmesini bekliyorum. Biz tebrik ediyoruz şimdiden. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba amcacığım, bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii yapabiliriz. Dünya Kadınlar Günü hakkında. 8 Mart size neyi ifade ediyor? Dünya Kadınlar Günü ne? Başka çok ne? Çok açıklayıcı oldu. Peki eşinizle birlikte 8 Mart'ta ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eşimle köyde bizim evimiz var. Oraya piknik yapmaya gitmeyi düşünüyoruz işte. Eşime hediye almayı düşünüyorum falan. Peki eşinize buradan bir mesaj gönderir misiniz isterseniz? Ya Kadınlar Günü kutlu olsun işte yani. Kadınlar kutsaldır. Annelerimiz, hanımlarımız. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun çok. Kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar çok eziliyor, çok şiddet görüyorlar. Eşlerine mahkumlar. Kadınlar özgür olmalı. Ama böyle dediniz, böyle dediniz. Kendimi çok kötü hissettim ama ya. Böyle dediniz. Ha, bir erkekliğimden utandım şu an resmen ya. Çok teşekkür ederiz. Peki, peki. 8 Mart'ta bir planınız var mı? Eşiniz çiçek alır mı ya? Hayır, almaz, almaz. Almaz. İsyanlardasınız. Aynen öyle. Biz ona gönderelim onu. Gönderin. Erkekler çok kendilerini aşmamış da. Kadınlar daha narin, daha... Ama yontulması gerekiyor birileri tarafından. İşte kim? Hani? Hani? Biraz da özünde olacak ama. Ya? Özlerinde yok Esit'ten. Harbi. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan mesajı eşinize ileteceğiz biz. Ama bunu televizyona vereyim misin? Kalk! Kınıklar. Ve saygılı sevgili büyüğüne, küçüğüne, eşine, çoluğuna, çocuğuna bir babam başkadır. Anlatabildim mi? Anladım teyzeciğim. Eşinize buradan bir şey söylemek ister misin? Eşim buradan nereden verir? Televizyona vereceksin abini de. Evet teyzeciğim. Hangi televizyona verirsin? KTÜ TV, bizim okulumuzun web yayını var. Hangi yayında verirsin onu? İnternet yayınına vereceğim. O zaman oğlum seyreter onu. Tamam, oğluna selam söyle buradan. Peki, teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim teyzeciğim, çok sağ ol. Merhaba teyzeciğim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. 8 Mart size neyi ifade ediyor? Ne bileyim, baharı, güzelliği. Yani başka. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ne hissediyor? Hani o günü olarak ne hissediyorsunuz o günde? Ne bileyim, iyilik hasluk. Ne bileyim yani, cevabı nedir? Ne bileyim ben yavrum. Peki teyzeciğim, çok teşekkür ederim, sağ ol. Merhaba teyzeciğim, kolay gelsin, nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz, Allah'a şükür. Allah iyilik versin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun. Birkaç sorum olacaktı da, yani 8 Mart hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla hayırlısı olsun diyorum. Kadınlar bir çiçektir diyorum yani. Çiçekler su ister. Evet, su vereceksin. Vermeden olmuyor yani. Sizce artan kadın şiddetinin sebebi nedir? Sebebi saygısızlıktır. Ben öyle tavsiye ediyorum. Yani ikisinin de birbirine saygısı olması gerekiyor. Ya teyzeciğim, şimdi korkutuyorsun bıçağı. Yok, alakası yok. Biz yok, öyle yok tabii. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşinizin size bir sürpriz yapar mı? Yani çiçek alır mı? Yapmasa da benim ona saygım sonsuzdur yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.